Arka işleri bizimleri boş geldiniz bugün. PKX'nin en değerli evcil hayvanlarını bugün konuşacağız. Birçoğunuzun aklına Boto, Pems veya Faiska gibi evcil hayvanlar da gelmiş olabilir. Fakat arkadaşlar bu videomuzda bu sevimli dostlarımızı konuşmayacağız. Çünkü bunlardan daha farklı evcil hayvanlarımız da bulunuyor. O zaman arkadaşlar sizler de videoyu beğendiyseniz başlayalım. Çok uzun zaman önce bu evcil hayvanlar gelmişti fakat daha sonradan kaldırıldı. Sizlere değerini göstermek amacıyla şunu diyebilirim ki bazı kişiler bunları Boto'yla da takaslıyor. Bu arada şunu da fark ettim. Birçok arkadaşımız Karibu gibi evcil hayvanları da 2019 peti zannediyor. Fakat arkadaşlar bunlar asla 2019 peti değildir. Hatta ben sizlere şu anda ekranın resimlerini koyuyorum. Sanırsam arkadaşlar toplamda 9 tane olması gerekiyordu. 3 tane domuz, 3 tane köpek, 3 tane de kedi olmak üzere. Fakat bunlar hakkında en büyük bilinen yanlış arkadaşlar 2019'da gelmiş olması. Aslında arkadaşlar 2019'un sonu böyle 2020'nin başı gibi geldi. Tamamen 2019 peti demek ne kadar doğru olur? Bunun için pek bir bilgim yok. Özellikle arkadaşlar şunu söylemek istiyorum. Mesela gördüğünüz gibi buradaki evcil hayvan 1. seviye. Fakat arkadaşlar bu evcil hayvanlar oyuna ilk geldiği zaman 3. seviyede başlıyordu. Yani şu anda şu gördüğünüz evcil hayvan arkadaşlar bu evcil hayvanın en küçük hali. Sizlere 9 tane var demiştim. Ben hepsini topladım. Fakat arkadaşlar bir tanesi eksik. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada bir tane gri kedimiz var. Onları size de şöyle göstereyim. Bilinen en büyük yanlışlardan bir tanesi arkadaşlar gri kedinin 2019 peti zannedilmesi. Şöyle söyleyecek olursam arkadaşlar 2019 petlerinin türünde kedi veya köpek yazar. Mesela şuradaki kediye bakalım. Bunun da gördüğünüz gibi türünde sadece kedi yazıyor. Fakat arkadaşlar bu evcil hayvana baktığımızda gördüğünüz gibi gri kedi yazıyor. Yani aslında bu 2019 peti değil. 2019 petleri arasında bir değer sırası yapacak olursak arkadaşlar en değerli olanlar domuzlar. İkinci olarak arkadaşlar köpekler. Üçüncü olarak arkadaşlar kediler. Oyun içerisinde 2019 peti olan birçok arkadaşımız yavaş yavaş olmaya başladı. Fakat arkadaşlar birçoğunda domuz çok daha az var. Bundan dolayı arkadaşlar domuzları bulmak daha zorken köpekle kediyi bulmak daha kolay. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bende bir 3. seviye olan köpek var. Bir de aynısının 5. seviye olanı var. Sizlere de söylediğim gibi arkadaşlar 2019 petleri zaten evcil hayvan şeyinden çıktığı zaman 3. seviye olarak başlıyordu. Bundan dolayı arkadaşlar bu evcil hayvanların en küçük hali 3. seviye. Kısacası arkadaşlar bu 2019 petlerinin küçük halinde bulmak aslında daha da zor ve bu onları daha da değerli yapıyor. Bundan dolayı arkadaşlar eğer seviyesi düşük bir 2019 peti görürseniz emin olun ki bu diğerlerinden daha değerli. Bu videoda arkadaşlar sizlere 2019 petleri hakkında bazı bilgiler verdim. Fakat arkadaşlar sizlere bunu nasıl alabileceğiniz veya neylerle takas yapabileceğiniz hakkında da birkaç şey söylemek istiyorum. Köpek ve kediyi Boto ile takaslayan çok fazla görmedim. Fakat arkadaşlar 2019 domuzlarını Boto ile takaslayan çok fazla kişi gördüm. Köpek ve kediye gelince arkadaşlar bence Pems ile takaslanabilir. Fakat Boto ona göre biraz daha değerli kalır. Toplamda arkadaşlar 3 tane köpeğimiz, 3 tane kedimiz ve 3 tane domuzumuzla beraber 9 tane 2019 evcil hayvan olmuş oldu. Videomuzu bitirmeden önce şunu da söylemek istiyorum. Çok yakında arkadaşlar Pems çekilişi yapacağım. Bundan dolayı arkadaşlar çekiliş videosunu kaçırmamak için kesinlikle bildirimleri açmayı unutmayın. O zaman arkadaşlar tekrardan bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize gerçekten çok iyi bakın ve hoşça kalın.